yaparken çok daha mümkün olduğu kadar karıştırmıyoruz. Sadece bak, örtü temizliği yaptık. Yani, toprağı karıştırsan nasıl bir şey çıkacak? Kenara geçelim istersen. Ben bunları bulduğum her tarafta yiyorum arkadaşlar. Dediğiniz gibi burası Ağdere bölgesi. Gelibolu Yarımadası Tarihi Milli Park alanının Kilitbayır köyüne yakın bir bölgesi burası. Çanakkale Muharebeleri esnasında ağır mecruhin hastanesi olarak kullanıldı. Yani muharebeler esnasında ağır yara alan askerlerimizin daha önemli, daha büyük ileri seviyede tedavilerinin gerektiği, gereken askerlerimizin tedavilerinin yapıldığı bir bölge olarak kullanıldı burası. Bitki temizliği düzenlemeye esas olmak üzere bitki temizliği esnasında bitkiler buradan çıkartılırken toprağın üst tarafındaki kısmının karışması neticesinde alan yoğun şehitlik alanı olduğundan dolayı 99 sene önce buraya defnedilmiş olan şehitlerimizin parçalanmış ve günümüze ulaşmış kemikleri yüzeye çıkmaya başladı. Biz de ne zaman buraya gelsek bu şekilde gerek bizim personelimiz gerek işte teknik arkadaşlarımız her geldiğinde bu şekilde ortaya çıkmış olan kemikleri bulduğumuzda hemen aynı alanda uygun bir yere bir ufak çukur açarak olduğu yere defnetmeye uğraşıyoruz. Yarımada'daki bütün alanlarda ortaya çıkan kemikleri de biz hiç yerini değiştirmeden olduğu yerde mümkün olduğu kadarıyla üzerini toprakla örterek yerindeyken muhafaza etmeye uğraşıyoruz. İşte burası en büyük şehitlik alanlarımızdan bir tanesi. Yarımada'daki belki Türkiye'deki en büyük şehitlik alanlarından bir tanesi. Binanın yapılması bir şehit kemikleri için açısından sakınca oluşturmuyor mu ya da biz böyle bir hataya düşmemek için ondan dolayı dikkat ederseniz biz bu jeofizik radarla üniversiteyle beraber tarama çalışmalarına girmeden önce şehitlik yapmadık. Çünkü bakanlık olarak bir karar aldık. Olur da bir hata yaparız. Bir şehitlik düzenlemesi esnasında şüheda kabristanının üzerine ama yaya yürüyüş yolu ama bir duvar, şehitlik duvarı veya başka bir uygulama yapılır diye öyle bir hataya düşmemek için önce radarla tarama işlemimizi tamamladık. Gördüğünüz gibi bu noktaların içerisine hiçbir fiziki müdahale de bulunulmayacak. Hiçbir yapı yapılmayacak hatta insan ayağı da bastırılmayacak. Etrafına yapılacak olan sınırlamaların etrafından ziyaretçiler dolaşmış olacak.